İsmail Saymaz, 31 Ocak 2022, Halk TV Komtere. Abdülhamit Gül, 4 günde 2 kez istifa sunmuş. Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, affının kabulünden 4 gün önce 25 Ocak Salı sabahı Beştepe'deydi. Çünkü Cumhurbaşkanlığında kritik bir görüşme vardı. Beştepe kaynaklarından aldığım bilgiye göre gizli tutulan bu zirveye Gül'ün yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve iki bakanlığın bürokratlarıyla MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı. Toplantıda Avrupa Konseyi'nin yakından ilgilendiği, başta Osman Kavala olmak üzere siyasi davalarda nasıl bir politika belirleneceği konuşuldu. Gül, tutuksuz yargılamaları savundu her zamanki gibi. Ne olduysa nasıl bir tartışma yaşandıysa Gül Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istifa etmek istediğini açıkladı. Erdoğan da "Olur mu öyle şey?" diye reddetti. Ancak bir kere vazo kırılmıştı. İki gün sonra Gül, 27 Ocak Perşembe günü istifasını yazıya döktü ve ardından Beştepe'ye gönderdi. Ertesi gün, Gül'ün resmi programında 28 Ocak Veri Koruma Günü vardı. Adalet Bakanı sıfatıyla katılacağı son tören olacaktı. Ne var ki bu gerçeği Gül'den başka bilen yoktu. Gül, törende 15 dakika konuştu. Adalet Bakanlığı'nın YouTube hesabında paylaşılan konuşmasında Gül'ün metin dışına çıktığı görülüyor. Veri madenciliğinden söz ederken konudan saparak şunları söylüyor: "Hukuk devletinde haysiyet cellatlığı, itibar suikastı olmaz." Hukuk asla izin vermez, veremez, vermemelidir. Dijital kumpaslarla insanların hayatını tarumar eden, insanlara kumpas kuran FETÖ'cü zihniyetin asla unutulmaması gereken bir mücadele alanı olduğunu hatırlatmak isteriz. Bu FETÖ vari anlayış ve uygulamaların gerçekleştirilmemesi yönünde tedbir alınması en esaslı görevlerden biridir. Geçmişte oldu, şimdi de olsa ne olur diye bir şey kimsenin aklından geçemez. Hukuk izin vermez. Geçmişte acı örneklerini hep birlikte yaşadık. Bu cümleler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun MOBES kayıtlarının sızdırılmasına yönelikti. İsim vermeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştirmişti. Toplantı biterken Gül'ün ekibi bakanlıktan ayrılık hazırlıklarına başladı. Erdoğan, MOBES eleştirisinin etkisiyle mi bilinmez, 4 gün önce sözlü istifasını geri çevirdiği Gül'ün dilekçesini aynı gün kabul etti. 29 Ocak Cumartesi sabahı saat 1.35'te resmi gazete yayınlandığında Türkiye Gül'ün affını istediğini yerine Bekir Bozdağ'ın getirildiğini öğrendi. Bir yargı bürokratı diyor ki, her şey kötü gidiyor Ankara'da. Bir yargı bürokratı Gül'ün istifası için saman alevi gibi bir haftada şekillenmedi, bir sürecin sonunda geldi diyor. Siyaseti yakından takip edenler biliyor ki AK Parti ağırlık merkezlerinden oluşuyor. Kuşkusuz bütün ağırlık merkezlerinin üzerinde Erdoğan var. Ardından belli başlı dört merkez yer alıyor. Bunlar eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomide ağırlığını koruyor. Bir yandan medyayı elinde tutuyor. Diğer yandan İstanbul Grubu adı verilen yargı içerisindeki örgütlenmede Albayrak'a bağlı. İçişleri Bakanı Soylu, Soylu'yu MHP destekliyor. Bilal Erdoğan, Kartal İmam Hatip Lisesi mezunları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin içinde olduğu eski milli görüşçüler. Bu grup yerel yönetimlerde etkin. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve Abdülhamit Gül'ün de olduğu eski has partililer. Gül aynı zamanda Ombudsman Şeref Malkoç'un damadı. Gül önce Berat Albayrak grubuyla gerginlik yaşadı. İstanbul grubunun örgütlenmesine taş koydu. Ardından Soylu'yla kamuoyu önünde atıştı. Güvenlikçi politikalara, yargıya yönelik siyasi müdahalelere ve tutuklu yargılamalara itiraz etti. En son MHP'li avukat Hamit Kocabey'in Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan ayrıldığı süreçte Devlet Bahçeli ile gerginlik yaşadı. Bahçeli, yargıdaki atamalara ilişkin bilgilendirilmediği için Gül'e kızgındı. Görüştüğüm bürokrat bir sürecin sonunda geldi derken işte bu iktidar içi kavgaları kastediyor. Şunları söylüyor. AK Parti reformcu kimliğinden çok uzaklaştı. Özellikle Soylu'nun Cumhur İttifakını zorlaması ve İçişleri Bakanlığındaki ağırlığı karşısında Gül reform, hukuk ve demokrasi dediği için doğal bir kamplaşma ortaya çıktı. Bir günde olmuş değil, bir süreç bu. Bakan Bey tek başına kaldı. Her şey kötü gidiyor Ankara'da. AK Partili üst düzey yetkili konuşuyor. Kavga İstanbul seçimine uzanıyor. Telefonun ucundaki AK Partili yetkili Gül'ün uzun süredir rahatsızlıkları vardı dedi. Sordum, ne zamandan beri? İstanbul seçiminin tekrarlanmasına kadar uzanıyor diye karşılık verdi. AK Partili yetkili kavganın başlangıcını detaylarıyla anlatıyor. Gül seçimlerin yenilenmesini istemiyor. Berat Albayrakla atışma oluyor. Berat Bey mutlaka yenilenmesi gerektiğini söylüyor. Ağır laflar kullanıyor. O dönemki il başkanı Bayram Şen Ocak Gül'ü kast ederek bize hiç yardımcı olmuyor diyor. Seçim kurulu başkanlarının üzerinde baskı oluşturulmasını kastediyor. Gül de "Önce kendinize bakın. 700 sandık görevlisini değiştirdiniz. Yeni gelenler partiyi ve sahayı tanımıyor." diyor. O zaman hedefe koydular. Sabah gazetesinde aleyhinde yazı yazdılar. Bugüne kadar geldi. AK Partili yetkili Gül'ün bürokraside de engellendiğini ifade ediyor. Hak yolcuların ve İstanbul grubunun Cumhurbaşkanını etkileyerek isteklerini elde ettiğini kaydediyor. Gülün verdiği isimler HSK'ya atanmadı. Bazı başsavcılar Gül'den bağımsız hareket etti. Gül bakanlık yapamaz hale geldi diyor. AK Partili yetkili Erdoğan'ı kuşatan çevresinin Gül'ü karaladığını ileri sürerek şöyle devam ediyor. Örneğin bir karar çıkıyor. Bizimkiler bakan nerede diye sosyal medyada yaygara koparıyor. Cumhurbaşkanımıza şu karar çıktı, bakan ilgilenmedi diyorlar. Cumhurbaşkanımız nezdinde gülü hırpaladılar. O da son dönemde güle soğuk davranıyordu. Eskiden evladı gibi sever, laf kondurmazdı. Ama artık görüşmüyordu. Gül de bunu almıştı. 5-6 ay önce görevden alsalar iyi olur tarzında şeyler söylemişti. AK Partili yetkiliye göre Gül'ün MOBESE kayıtlarını kasteden sözleri bardağa taşıran damla olmuş olabilir. Cumhurbaşkanının etrafındaki ekip bunu İmamoğlu'nu savundu diye götürmüş olabilir. Onun da tepesi atmış olabilir. Zaten birikmiş bir durum vardı diye vurguluyor. AK Parti'de başka istifalar ya da affedilmeler olabilir mi? Olabilir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun görevlerinden alınabileceği yerlerine eski siyasetçilerin atanabileceği belirtiliyor. TÜİK Başkanı affedilmedi. İlk önce Fatih Altaylı yazdı. Eleştirilen bir kurum başkanının istifasını sunduğunu kaydetti. Yaptığım araştırmada Altaylı'nın söz ettiği kişinin TÜİK Başkanı Sayit Erdal Dinçer olduğunu öğrendim. Gerekçe TÜİK'in yıllık enflasyonu %36 olarak açıklamasıydı. Bu rakamı fazla bulan Beştepe çok kızmıştı. 20 Ocak'taki yazımda Dinçer'in sayılı günlerinin kaldığını ifade ettim. Nitekim Gül'ün affının kabul edildiği 29 Ocak tarihli resmi gazetede Dinçer'in görevinin sonlandırıldığı ve yerine Erhan Çetinkaya'nın atandığı açıklandı. Dikkat buyurun artık ne kadar kızdırdıysa Dinçer affı kabul edilenlerden olmadı. İsmail Saymaz